Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda dostların hayatımız üzerindeki etkisi ve faydaları üzerine konuşacağız. Nereden çıktı? Selçuk Şirin Hoca'nın bir gönderisini gördüm geçenlerde. Bir Harvard araştırması vardır, yıllardır bilinir. Yakın arkadaşlıkların, dostlukların, ben ikisini aynı anlamda kullanacağım bu videoda. Hayatımız üzerindeki etkisi genelde mutluluk, refah düzeyini, hayattan tatmin olma seviyemizi ve hatta ömrümüzün uzattığı üzerinedir. Birçok araştırma var aslında bu konuda. Science of People'da yer alan bir araştırmaya göre, İnsanlar en yakın ilişki kurduğu kişi sayısına baktığımızda 5 veya daha az kişiyi tutuyorlar. Yani dostlarımızın sayısı 5 veya daha az. Daha sonra yakın çevremizde 10-15 kişiyi tutuyoruz. 100-150 kadar kişiyi de sosyal ağımızda, network'ümüzde tutuyoruz. Robin Dunbar var, Oxford antropoloğu. O bunu hesaplamış ve benzer bir sonuç çıkarmış. O da benzer bir şey söylüyor. Ve sosyal network'ümüzde de yaklaşık 200 kişiye kadar bir kişi sayısının tanıdık, bildik, o yüzeysel ilişki diyebileceğimiz bir sayıya ulaştığını bulguluyor. Kuşkusuz bu bizim yaptığımız iş, kişilik yapımız, değil mi? Belki fiziksel çevremiz gibi koşullarla ilintilidir ama ortalama benzer rakamları veriyor araştırmalar. Tabii telefonların daha çok hayatımıza girmesi, bireyselleşmenin daha çok ön plana çıkması, hani kolektif yaşamdan daha ziyade, diyalogların daha kaliteli, derin diyaloglardan ziyade daha yüzeysel diyaloglar haline gelmesi bunları etkiliyor diye düşünüyorum. Amerika araştırması var yine. Amerikalıların özellikle 1990 yılından sonra daha fazla yalnızlaştığını, izole edildiğini söylüyor. Ve buraya baktığımızda bir o bahsettiğim Harvard araştırmasından bahsetmek isterim. 1939 yılından itibaren 80 yıl boyunca Harvard Yetişkin Gelişim Araştırması diye geçen bir araştırma yapılıyor. Araştırmayı yapanlar şunu düşünüyor: İnsanların psikososyal süreçlerinin ve biyolojik gelişim süreçlerinin sonraki hayatlarını nasıl etkilediğini öngörmeye çalışıyorlar. Ve bu yüzden de yaklaşık 484 kişiydi galiba, kişi üzerinde, 256'sı falan Harvard mezunu kişi üzerinde bu araştırmayı yapıyorlar. 80 yıl boyunca onların verilerini topluyorlar. İşte hastalık geçmişleri, muayene sonuçları, görüşmeler yapıyorlar ve enteresan bir sonuca ulaşıyorlar insanları şaşırtan. Yakın ilişkiler, dostlar, genetik faktör, servet, evlilik ilişkisi, aile gibi ilişkilerinde önüne geçiyor mutluluk ve refahımızı sağlamak açısından. Yani hayatımızda dostlarımız varsa daha mutluyuz, daha tatmin hissediyoruz ve daha uzun ömürlüyüz. Ve şunu bulgulamışlar, 50 yaşında arkadaşlıklarından mutlu olanlar, arkadaşlıklarından tatmin olanlar 80 yaşında hayattan daha fazla keyif alıp tatmin olan insanlar. Ne kadar enteresan, değil mi? Dostlarımızın özelliklerini düşündüm kendimce. Dedim ki nedir yani, hani yakın arkadaşlarıma da bakıyorum, hep her mecrada söylerim. Görünmeyen kanatlarımdır yani benim yakın arkadaşlarım. Gerçekten onlar olmasaydı ne yapardım bilemiyorum bu vesileyle. Onlar kendilerini biliyorlar, hepsine çok teşekkür ediyorum. Minnettarım hayatımdaki varlıklarına. Sizi olduğunuz gibi kabul ederler dostlar. Dinlerler kuşkusuz, gerçekten yargısızca dinlerler. Sınırlarınıza saygı gösterirler. Sizi olduğunuz gibi kabul ederler. Cesaret verirler, ilham verirler, teşvik ederler. Yani sizi böyle yukarıya kaldırırlar dostlar. Çaba gösterirler, aktif olarak hayatınızda yer alırlar. Bilmiyorum, var mı sizin ekleyecekleriniz? Yazar mısınız yorumlara lütfen? Burada benim aslında ilişki yönetimi konusunda takip ettiğim uzmanlar var. Onlara baktım ne demişler diye. Dostların 3 tane özelliğinin altı çiziliyor. 1. Dostlar kırılganlığımızı gösterebildiğimiz kişilerdir. Kırılganlık maddesi. Bu
İngilizce'de bir şeyi var, kelimesi var. Türkçe'de çok yok. Yani incinebilirliğe açık olmak, kırılganlığa açık olmak diye çeviriyor. Vulnerability kelimesi. Yani biz dostlarımızın yanında çıplazdır, cesuruzdur. Onlar da öyledir. Yani olduğumuz gibiyizdir. Yani duygularımızı açıkça paylaşırız, filtresizizdir, duvarsızızdır. Bunu anlayabiliriz birinci maddeden, kırılganlıktan. İkincisi tutarlılık. Dostlar söylediklerini yaparlar. Bu çok net. Hatta dostluk için sadakat sembolüdür denir. Üçüncüsü de pozitiflik. Dostlar cesaret verirler, neşe verirler, huzur verirler hayatımıza. Peki hayatımızda zehirli arkadaşlıkların özellikleri ne olabilir? Yani biz hayatımızdaki arkadaşlarımızın zehirli olup olmadığını nasıl anlarız? 10 tane özellik çıkardım bizim için. 1. Sıklıkla şikayet ediyorsa. 2. Daha çok mağdur ve kurban konumundan konuşup sizin enerjinizi aşağıya çekiyorsa. 3. Bütün duygusal yükünü sizin üzerinize boca ediyorsa. Yani çöpünü sizin üzerinize çıkartıyorsa diyebilirim. Başka ne yazmışım? 4. One man show gibi, yani tek adam show deniyor ya, yani sadece onun gündemi, onun hikayeleri, onun sorunları konuşuluyorsa eğer. 5. Olumsuzlukları, yani paylaştıklarınızdaki hep olumsuzlukları söyleyip sizin cesaretinizi kırıyorsa. 6. Sıklıkla yargılıyor, eleştiriyor ve yorum yapıyorsa dedim. 7. Vakit ayırmıyorsa, emek vermiyorsa, çaba göstermiyorsa. 8. Sizi sıklıkla kontrol etmeye çalışıyorsa. 9. Daha çok bir şey istiyorsa, yani böyle talepkar biri ise, hep bir sizden bir şey vermenizi istiyorsa. Ve 10. Mutluluklarınızı onunla paylaşamıyorsanız, mutlu anlarınızı birlikte kutlayamıyorsanız arkadaşlarınız zehirlidir diyebiliriz. Dostluğun kanıtlanmış 7 tane faydası var. 1. Fiziksel sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Araştırmalar şunu gösteriyor. Daha düşük kan basıncı, hatta vücut kitle indeksinin daha düşük olması, daha düşük diyabet riski, inflamasyonun, iltihaplanmanın daha düşük olması gibi bulgular elde etmişler. Yani dostlarımız fiziksel sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor. 2. Mutluluğu artırır. Bu artık birçok araştırma sonucuna göre netleşmiş bir şey. Mutluluğumuzu kendimizden de biliyoruz zaten, dostlarımız artırıyor. 3. Ömrü uzatır. Yani bizim yaşadığımız hayatta daha uzun ve refah içerisinde yaşamamızı sağlayan kişiler dostlarımızdır. 4. Bağışıklığı güçlendirir. Bu konuda da yapılmış araştırmalar var. Mesela dostları, yakın arkadaşları olan insanlara nezle virüsüne benzer bir virüs veriyorlar ve onlar bu hastalığa yakalanmıyorlar. Biliyor musunuz? Çok enteresan. Daha güçlü oluyoruz yani hayatta bağışıklık sistemi olarak da. Başka ne söyledim? 5. Zenginlik göstergesidir. Baktığımızda iş yaşamında, hayatta, finansal olarak başarılı olanlar ilişki yönetiminde başarılı olan insanlardır. Yakın ilişkileri vardır ve bunun gücünden faydalanıyordur. 6. Akıl ve ruh sağlığını olumlu yönde etkiler dostlarımız. Yani Amerika'daki bu araştırma demiştim ya, 5 kişiden 3'ünün yalnız olduğunu söylüyor. Depresyon araştırmalarına baktığınızda yalnızlığın ilk sıralarda olduğunu görüyorsunuz. Akıl ve ruh sağlığımız da olumlu etkiliyor. Ve 7. Son olarak güvenlik ve aidiyet ihtiyacımızı karşılar dedim. Bu ne biliyor musunuz? Bizim sinir sistemimizi yatıştırmalarıyla ilgili bir yer. Yani biz hayatta bütün o sıkıntıları, sorunları yaşarken ya da bir şeyden korktuğumuz zaman savaş kaç modunda oluyoruz ya, dostlarımız etrafımızda olduğu zaman sinir sistemimiz yatışıyor. Bize çok o anlamda iyi geliyor. Çünkü kendimizi güvende hissediyoruz, ait hissediyoruz, sevgi ihtiyacımız karşılanıyor. Sinir bilimcilerin yaptığı araştırmaya göre beynin fiziksel acıyla sosyal acının aynı yeri tetiklediği bulgulanmış. Yani sosyal olarak yaşadığımız acılar fiziksel acılar kadar bize etki ediyor. Bunu söyleyebiliriz.
Dostlarımız gerçekten güçlü tarafımızdır hayatımızda. Bunu biliyorum, deneyimliyorum hayatımda da. Dediğim gibi iyi ki varlar. Bu video da vesile olsun isterim. Hayatınızdaki yakın arkadaşlarınıza, belki dostlarınıza bu videoyu gönderebilirsiniz. Ya belki de işte bir çay içebilirsiniz ya da bir telefon açabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki sen benim ömrümü uzatıyormuşsun. Sen benim mutluluk kaynağımmışsın. Selmina öyle söylüyor. Hayatımdaki varlığın için teşekkür ederim deyin. Bu etkiyi beraber yayalım. Nasıl olur sizce? Çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler.